Alemi Muhtarları programı için bu hafta Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Yunus Eli Mahallesi'ndeyiz. Yunus Eli Mahallesi'nin iyiliklerini, güzelliklerini, sorunlarını, sıkıntılarını mahalle halkıyla, mahalle esnafıyla ve mahalle muhtarıyla konuşacağız. Herkes duysun soruyor, mahallemin muhtarı cevaplıyor. Bakalım bu mahallede neler oluyor? Var mı memnun? Boşluk var ya boşluk, orası kapansın istiyoruz. Orası bir çay bahçesi gibi olsun istiyoruz böyle. Arabaları koyulup toz içinde oluyor. Oradan çok şikayetçiyiz o. Tamam, bak. Kadınlar için bir etkinlik var mı? Dernekler var mı? Yok dernek. Yani öyle dik iş üzerine bir şey istiyoruz. Yani kadınlar için, gelecek için bir şeyler istiyoruz. Ama hiçbir şey, muhtarımız hiç uğraşmıyor öyle bir şeyden. Çok şikayetçiyiz yani. Her şeyden malumuz yani. Şimdi tabii ki mahallede çok eksiklik var yani. İlk önce şu kaldırımlarda çok eksiklik var. Bol bol dönerin önünden şuradan bir bayan bebek arabasından PTT'ye gitmesi işkence. Onun için eksiklik var yani. Tabii yetkililer tarafından bu eksiklikler zamanda nedense görülmüyor yani. Hep seçim arifesine bırakılıyor. Onun için var yani eksiklikler var. Bu meydanda bir lavabo yok yani. Yani sosyal tesis yok yani meydanda. Bu da bir eksiklik burada. Her zaman gündeme geliyor fakat icraata geçmiyor. Şu anda Furpa'nın bulunduğu döner kavşak yok mu? Oradan otobüsler yan yana geçemiyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yaparsa çok güzel olur. Çünkü daha önce de belirtmiştim. Büyükşehir'in elemanı gelmişti. Bu konuda ben özellikle üstüne basa basa söyledim. Orayı çözen adam cennete girer. Her gün defalarca tıkanıyor orası. Bu kadar. Yok. Muhtarımızdan da memnunuz. Mahallemizden de memnunuz. Şu an bir eksiklik yok. Ya şimdi burası eski bir yerleşim bölgesi. Yani yıllardan beri var olan bir yer. Ama mevcut gelişmeye çok ayak uydurduğunu zannetmiyorum. Çok ayak uydurduğunu söyleyemem. Yani etrafta yeni yeni binalar yapılıyor ama ona istinaden otoparkla ilgili işte yol üzerindeki park etme konuları, işte çevre temizlikleri konusu da tabii biraz daha ön plan alınması gerekiyor. Arka mahallelerde biraz daha az gelişmiş olan mahallelerdeki durum biraz daha kötü sanıyorum. Gördüğüm kadarıyla gelip geçerken. Yani biraz burası Yunus Eli Mahallesi, hızlı bir gelişme var. Binalar, yapılaşmalar, konutlaşmalar ama eski Yunus Eli şartlar olarak buna çok ayak uydurduğunu söyleyemem. Ulaşım eksiklikleri var diye düşünüyorum. Buralara biraz daha önem verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Parklardan memnunum açıkçası. Yani fazla park olması güzel. Kuvvetleri olsun, basket sahaları olsun ama işte halı saha falan yok böyle fazla şey yapabileceğimiz bir de. Sokak hayvanları biraz fazla. Onun dışında memnunum diyebilirim. Memnun muyuz mahallemizden? Var mı bir eksikliğimiz? Mahallemizden genel olarak mutluyuz. Yollarımız temiz. Belediye çalışanlarımız gayet duyarlı bir şekilde çalışıyor. Temizliğini falan yapıyor. Herhangi bir şikayetimiz yok şu anlık. Çevre halkı da duyarlı. Mahalle muhtarını da seviyoruz. Yani şu an herhangi bir olumsuz durum yok dediğim gibi yani. 2009'da nasip oldu. 36 yaşında mahalle muhtarı oldum. İlk girdiğimde 9.000 seçmende bir Yunus Eli vardı. Şu anda 30.000 seçmende bir Yunus Eli'miz var. Günden güne nüfusumuz artıyor. Tabii bununla beraber sorunlarımız artıyor. Ulaşımda sıkıntımız var. Sabahları bilhassa şu dönemde okul servislerinin afaki bir şekilde artmasından dolayı vatandaş çocukları servisten çekti. Genelde herkes otobüs kullanıyor. Otobüsler yetmiyor. Özel otobüslerine bunu dile getirdik. Zorlaş'ta dile getirdik. Arabalı yetersiz geldi. Onlar da şikayetçiler. Okullardaki servislere kalkınca bütün herkes buna yükleniyor. O yüzden bayağı bir zahmet çekiyor. Bu sorun varsa bir şekilde çözüm de olacak. Gençlerimizin eğlenebilecekleri halı sahasıdır, kafeteryasıdır. Böyle tarz bir yerimiz yok. Onunla ilgili Osman Gazi Belediyesi bir çalışma yaptı. 30 dönüm üzerinde bir yer projelendirdi inşallah. Onunla beraber hizmet binamızla ilgili ben sıkıntımız vardı burada. Gençlerimizin bilgi evleri tarzında böyle bir yer istedik başkanımızdan. Onu da uygun görüldü, onu da yapacaklar kısmetse inşallah. Önümüzdeki dönemde bunları da yapacağız kısmet olursa inşallah. Biz mahalle için her şeyi istiyoruz yapılsın diye. En büyük sıkıntılarımızda birisi de işte bu ulaşım, hurdacılar, hurdacıların çoğalması. Bunlara bir an evvel çözüm bulunması lazım. Hurdacılar olması demek hırsızlık artması demektir. Çünkü adam ne bulsa satıyor. Bir de uyuşturucu tezeller çok var. Çocuklar orut gibi geziyorlar. Allah'ım inşallah tez zamanında bundan kurtulur. Yasaların daha sert olması gerek bence. Ne bileyim artık sayın vekiller bununla ilgili bir çalışma yaparlar. Çünkü hakikaten çok boşluktayız. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Gençlerimizi bekliyor. İnşallah iyi olur. Bu dönemde tekrardayız. Allah kısmet ederse inşallah. Daha yapacaklarımız var. İnsanlarla diyalogumuz güzel çok şükür. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bizim de aşabildiğimiz bazı sorular oluyor. Onda tabii ki bütçe, belediye, kurumların kendi arasındaki sıkıntılar. İnşallah bunları çözecek. Daha güzel günler bizi bekliyor. Güzel işler bizi bekliyor inşallah. Devamı güzel olacak diyorum.